Biz yönetiyoruz. ÖSS'den seçim yapmayı, Bilkent'ten sosyal olmayı ve evrensel bakmayı, iş başvurularından tırmalamayı ve kendini pazarlamayı, Prezi'den sıra dışı sunum yapmayı, Ertuğrul Akbay'dan sağlıklı yaşamı, Güven Borça'dan pazarlamayı, Deloitte'dan sistem işleyişini, WYG'den liderliği, abimden uyumlu olmayı, annemden zamanında alttan almayı, babamdan mantığı ve karar vermeyi, babaannemden ruhunu genç tutmayı ve geleneklerin önemini yaşatmayı, amcamdan zamanı gelince agresif olunması gerektiğini, Sevcan'dan sevgilinin aslında bir öğretmen olduğunu, Einstein'dan ön yargıları zor da olsa parçalamayı, Mevlana'dan anlaşılamayanları nasıl anlamam gerektiğini öğrendim. Kod yazmayı öğreniyorum şu an. O zaman neler olacak hepimiz göreceğiz dostlar. Şimdilik bu kadar. Bye. Olacak o kadar. Kitabımda detayları göreceksiniz. Hayatıma giren herkesin çok değerli katkıları var. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Unutmayın. Herkes bir tane. Size demek istediğim CV'leriniz bence gelecekte böyle olacağını inandığım için söylüyorum. Yaratıcı. Çünkü siz gelecekler insanısınız. Yaratıcı olsun. Ya onlar sizi kalıplara sokmaya çalışıyor. En başta tarih, işte Skype bilmem ne, altına çalıştığın yerler, altına bilmem neler. Ben böyle yazmak istiyorum, böyle yazalım. Ha, tabii diğerini de hazırlayın da, ama bunu da hazırlayın, etkileyici olsun. Bunu demek istiyorum. Bu acayip bir psikolojik test. Bu testte kendinizi güveninizi yitirmemeniz çok önemli. Ne istediğinizi gerçekten öğrenmeniz lazım. Her mülakata gittiğinizde aslında bu işi gerçekten istediğinizi de sorgulayın. Ve gerçekten karşındaki kişiyle çalışıp çalışmadığınızı da sorgulayın. Çünkü adam seni alan adam büyük ihtimalle sizin müdürünüz olacak. Bunu unutmayın yani, çok önemli bir şey bu. Ben müdürüm de mesela şu anda çalıştığım Deloitte'deki müdürümle çok iyi anlaştım. Mülakat bitmesin istedim ya. Defter kağıtla gittim, resmen 3 sayfa not aldım. Öğrendim çünkü. Valuation anlattı bana, değerlemeyi anlattı. Durum tespit nasıl yapılır, DD nasıl yapılır onu anlattı. Merge and acquisition ne demek onu anlattı. Öğrendim. Ve öğreneceğimi hissettim, o yüzden girdim. Çok önemli. Kendine güvenen kazanır. Deneme çözmek gibi, bol bol çözüm, bol bol mülakat edin. Fark etmez, satışa da gidin, pazarlamaya da gidin. İşte hani R&D var, mülakat, ona da gidin. Gidin ya, mülakat iyi. İyi şey, ben seviyorum yani. Öneriyorum, geçelim. Stajlarım, ben ne yaptım, onu da az çok geçelim. Markam çok önemlidir bende, Güven Borsa'nın yeri çok önemlidir. Burada dinlemiştim ilk kendilerine, bu üç kişi. 3 kişi olarak gelmişlerdi ve çok etkilenmiştim. Ben buradan staj yapacağım demiştim. Gittim yaptım. Karel, teknoloji alanında kendimi eksik hissediyordum. Yani hatta bir ara akıllı telefon bile kullanmayan Emre bilir. Akıllı telefona karşıydım böyle. Facebook'tan bizi takip ediyorlar abi. Niye link yapıyoruz? Her dakika takip edeceğiz falan ama alışıyoruz ya. Adapte olmak zorundayız buna. Artık her şeyi paylaşıyoruz. Doğal olmak da lazım. Çünkü çağımız doğallık çağı. Giderek doğala doğru yöneliyoruz. Bunun farkında olun. Mutfaklar şeffaflaşıyor, camlaşıyor, farkında mısınız? Aynı zamanda finansallar da şeffaflaşacak. Bak, devletin de çok önemli projeleri var bu konuda, araştırın. Bütün halka açık olsun olmasın, şirketler şeffaflaşacak yani. Buna söylemek istiyorum. Project Management Consultancy, proje yönetimi, her şey bir projedir. Bu sunum bir proje, organizasyon. Yani şunların şuraya gelmesi, taşınması, benim arabamın orada olması da bir sürü bir proje yani. Değil mi? Siz söyleyin Şevval. Biri oradan ışık yapıyor, biri oradan Ladies and gentlemen diyor falan. Bu organizasyon. Her şey bir proje. Şirketlere de projeler bakın. Her şey projeler. Geçelim. Bir ay bunda. Burada marketing. Hep marketing ağırlıklı ve ben finansdayım bakıyorum. İlginç. Çünkü deniyorsun. Denilen yolla. Evet. Erasmus kesin yapın ya. Erasmus candır. Yani Erasmus demeyeyim daha kısıtlamayalım da uluslararası tecrübeniz olsun. Yazları gidin bir yerlere çalışın. Çalışmıyorsanız aile ziyareti gibi gösterin. Almanya'ya bilmem nenizin yanına gidin. Fena yani ne imkanınız varsa kullanın. Global bir network oluşturun. Kültür şoku yaşarsınız. Timothy derste söylemişti. Hiç unutmuyorum o dersi. Kültür şokunu bir kere yaşamak ve pes etmemek, o kültüre adapte olmayı böyle
anlaman lazım. Yani kaçış yok. Yani anne ben ağladım yere dönüyorum. Öyle değil yani. Orada duracağım. Onu anlayacağım. O insanların kafa yapısını benimseyeceğim ve ayak uydurmaya çalışacağım. Bu önemli. Canım globalleşiyor. Bu abi benim Amsterdam'da. Bu benim yaptığım interyer yapıyor. Buradan başladım. Böyle bütün her yeri gezdim. Roma mesela. İnanılmaz bir tarih. Gezdim. Florence'da öyle cep telefonu kaydetmiş, çalmış olmasına rağmen seviyorum. üniversite hayatı akademik ve sosyal denge ya da dengesizlikti bence. Ben anneme şunu demiştim, anne hatırlıyor musun? Öyle, anne demiştim, ben ÖSS'ye çalışıyorum şimdi, oraya da geleceğiz. Gelecekten geçmişe gidiyoruz ya. Böyle bir tatlıravalli gibi dedim. Yani şu an sosyallikte o kadar fazla fedakarlık ettim ki dedim, bitik dedim. Ya, abim PlayStation oynuyorum canım diyor. Yok abi ders çalışmam. Emre diyor oradan, hadi sinemaya gidelim. Yok abi ders çalışmam. Böyle dedim yani, tam anlamda. Üniversiteye geçtim, anne dedi, ben bunu düzelteceğim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Demek ki ne yapmam lazım? Tatravalli düşünün. Buraya öyle bir ağırlık vermeniz lazım ki anca düzelsin. Çünkü kültür kendi yaşam tarzınız. Yani değişmiyor falan. Buraya öyle bir yüklendim ki üniversite hayatında anca dengeledi. Yani o ineklik nasıl çıktı? son dakikada olsa bütün ödevlerinizi yapın. Her şeyde bir katkı var arkadaşlar. Sonunda ben bu kampüste beni bilen bir terliyordum yani ödevi o hocaya yetiştireceğim diye böyle akıyordu yani. Yani hakikaten koşuşturuyordu bu çocuk niye koşuyor manyak diyorlardı ya. Ama ya son dakika olsa yapardım yani. Derste maksimum aktiflik. Ben Erasmus'a gittikten sonra derste konuşma oranım çok arttı yani. Her dakika kaldım. Hocam niye? Hocam niye? Siz böyle demiştiniz aslında böyle değil mi? Falan sürekli. Konuşma yarıştım. İngilizcem de gelişti işte tabii kendime yönüm attı. Yurt dışına giden fark eder yani, fark ettirir. Evet, geçelim. Babaanne farkı var. Ben yazılarımın birçok yazımın birçok zamanında büyük bir bölümünü babaannemle geçirdim. Çok evde zaten, çok şey öğrendim yani. Babaannem, tavla oynarız, tavladım. Acayip istatistik bilmemezden rağmen istatistik bilen birine kafa tutabiliyor. İnanılmaz. Kendisi burada. Çok inanılmaz. Geçtim, yendim ama daha yeni yeni yenebildim. Senelerin birikmiş şeyi olup teorik bilgim olmama rağmen tavlada babaannemi yeni yenebildim. Bakın kayda değer bir şey bu. Önemli. 80 sene öyle oynuyorsun sen. Hocam. Yani o kim ne rakipler görmüş, neler taktikler öyle öğrenmiş. Tavla oynayın ha çok iyidir. Kafa çalıştırıyor. Eski yaşam tarzını anlamaya çalıştım. Babaanne niye böyle? Konuştuk ilişkileri yani. Tabağımı götüreceğiz oğlum boş götürme. Ne bileyim bir sürü şey. Yani çok önemli yani çok güzel. Bunları kaybetmemiz lazım. Değerli duygular, değerli... Çok değerli şeyler. El öpün. Gidin. Küslük, darlık, ailede olmaz. Ya eski biraz önüne kalmamız lazım. Bu çağımızda artık teknoloji biz öyle bir geliştirmeye çalışıyor ki unutuyoruz. Aslında artık annelerimiz ve babaannelerimiz de Facebook var. Yani aslında onlar da adapte oldu ya. Adapte edin. Doğum günlerinde iPad alın ya. Anneler gününde iPad gönderin babaannemize ya. Niye yapmıyoruz bunları? Mutlu oldu biliyor musun? Çünkü uzaklardaki insanlara hasret çekiyorlar. Bakmak istiyor torununa ya. Ve görmek istiyor onu. Geçelim. Babaannem. Geçelim. ÖSS'de de çılgınlar gibi çalıştığım zaman. Bu benim. Arkadaşlar bu benim. ÖSS'ye çalışma planı. Şu okul. Serdar okul. Kırmızılar dersler değil. Pardon. Dersler. Neyse ne işte. Dolu yani. Dolu yani. Dolu olması önemli. Okumam yavaştı. Sabah 6.30'da kalkıp okuma alıştırması yapalım. Hızlı okuma taktikleri kitapları okuyorum. Şöyle şeyler yazdım kendi kendime. Sağlıklısın, güçlüsün, sen yapabilirsin. Yavrum benim, yürü! Neden de böyle yani? O arada bir aşk geldi. Ben kendi motivasyonumu elime alınca, inanılacağım gelince, ben çok tembeldim, anlatacağım. Bana. Gelince böyle yazılar yazmaya başladım. Bak yaş 18, bak. Okuyabilir miyim yani? İzinleyin. 18 yaş şiiri. Yaş 18, yokuşun başı eder. Bölmeyin de okuyun. Ömrünüzün
gövdesindeyiz, gülün. Delikanlı çağımız dikenli cevher. Aslan gibi kükrer miyim Galatasaray?